Çöp biriktirme hemen her şehirde sık rastlanılan bir hastalık. Bursa'da gazeteciliğe başladığımız yıllardan beri bu tür haberleri çok yaptık. Belediye ekiplerinin çoğu zaman kamyonlar dolusu çöp çıkardığı evlerin içler acısı halini çalıştığımız kurum adına okurlarımız için görüntüledik. Tonlarca çöpün arasında sürüp giden dramı her defasında okurlarımıza aktardık. Şehrimizde o haberlere bugün de rastlıyoruz üstelik kentin merkezinde viraneye dönmüş eski yapılarda çöp biriktirme hastalığına kapılmış hemşerimiz dün bir güvenlik görevlimizi kolundan yaralamış. Osman Gazi, ilçemize bağlı Tayakadın Mahallesi Ürün Caddesi'ne giden belediye ekiplerine refakat eden güvenlik güçlerine 80 yaşındaki ev sahibinin elindeki pala ile saldırdığını öğrendik. Kolundan yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken çöp evin sahibinin de gözaltına alındığı belirtildi. Evdeki çöpler ise Osman Gazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince boşaltılmış. Buna benzer vakalar hemen her ilçemizde yaşanabiliyor. Sokaklardan topladığı çöpleri evinin en değerli köşesinde biriktirenler bunları bir servet olarak görüyorlar. Ellerinden alınmaya, etrafı rahatsız ettiği ve kokusunun semte zarar verdiği için boşaltılmaya kalkıldığında da saldırganlaşabiliyorlar. Bunun toplum bilimciler tarafından irdelenmesi gereken bir hastalık olduğunu düşünüyoruz. Üniversitelerimizin toplum bilimi bölümü hocalarının muhakkak üzerinde durmalarında yarar var. İnsanlar niçin çöp toplar ve mahalleyi de rahatsız edecek şekilde evinde niye stoklar? Ekonomik değeri olmadığı halde bir de bunların arasında yaşamını neden sürdürür? Sağlıklı kentleşme açısından da üzerinde durulması gereken bir konu. Dün Taya Kadın Mahallesi Muhtarı Süleyman Genç, ile bu konuyu konuştuk. Mahallesinde eski binalarda benzer vakaların yaşandığını, mahalleliden şikayetlerin artması üzerine de belediye ekiplerinin müdahale ettiklerini söyledi. Kentin merkezinde yaşanan bu olayları bazen Bursa'nın en gelişmiş ilçesi Nilüfer'de de görebiliyorsunuz. Bursa'daki Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu işten bıkmış durumdalar. Boşaltılan evlerin birkaç ay sonra yeniden çöplerle doldurulduğu da görülüyor hayvan kısırlaştırmada, büyük şehir önü çekmiş. Dün bu sütunlardan toplumun önemli sorunlarından biri haline dönüşen sokak hayvanları için çıkarılması öngörülen yasa taslağına değinmiş, ötenazi. Nin tartışıldığı bir ortamda, Bursa'da Osman Gazi Belediyesi. Nin sokak hayvanı popülasyonunu azaltmaya dönük en fazla kısırlaştırma operasyonları yapan belediye olduğunu aktarmıştık. O bilgi bizlere belediyeden servis edildiği için yanılmışız yazımıza Büyükşehir Belediyesi, N'den itiraz geldi. Veteriner İşleri Şube Müdürü Semih Öz kardeşimiz arayarak bilgilendirdi. Bursa, da son 6 ay içinde Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü olarak 3211 hayvanı kısırlaştırdıklarını söyledi. Sayının Osman Gazi'den daha fazla olduğuna işaret etti. Öz, sokak hayvanı sorununun, bütün belediyelerin bu işin üstüne düşmesiyle azaltılabileceğini de vurguladı. Saldırganlaşanlar için elbette önlem alınacaktır, alınmalıdır. Ancak, sahipsiz sokak hayvanı sayılarının giderek atmasını önlemek için kısırlaştırmadan başka bir çare görünmüyor. Vatanseverlerin Bursa, il temsilcisi ala oldu. Türkiye'de emekçilerin sendikalaşması kolay değil. Önünüze türlü zorluklar çıkarılıyor. Yasalara rağmen bunu kamu kadar özel sektörde yaygınlaştırabilmiş değiliz. Ancak, kamunun farkı var, devlet kurumlarında sendikalaşma özel sektöre göre daha rahat yapılabiliyor. Şehit Gazi Sen Konfederasyonu, bağlı Vatansever Kamu Görevlileri Sağlık Sendikası'nın Bursa İl Temsilciliğine Fatih Hala atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarından olan alanın atama ve yetkilendirme yazısı kendisine ulaştı. Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden tanıdığımız hemşerimiz Fatih Alan'ın bu görevin üstesinden geleceğine inanıyoruz. Alan'ın Ankara'dan yapılan görevlendirme ile birlikte sendikanın yetki alanındaki kurum ve kuruluşlarda üye çalışmasına başladığını öğrendik. Bursa'daki örgütlülüğe değer katacak çalışmalar yapacağından şüphemiz yok. Başarılar diliyoruz.